Ben hazırım. Olmadı mı? Başlıyoruz o zaman. Başlıyoruz. Peki. Değerli basın mensupları, hepinize çok teşekkür ederim öncelikle. Korona tedbirleri nedeniyle uzun süreden beri sıkıntı yaşayan esnaflarımızla birlikteyiz. Mart ayında esnaflara kepenk kapat denildi. Yaklaşık 9 aydan beri tek bir kuruş yardım edilmedi. 9 ay sonunda Aralık ve Ocak aylarında 2 milyon 200 bin esnafımızın 4'te 1'ine, yaklaşık 432 bin esnafımıza göstermelik yardım yapıldı. Burada iş yerleri iflasta olan, kapalı olan insanlarımıza maalesef günlük 33 TL layık görüldü. Bugün burada değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, konumuza geçmeden önce unutmadan söyleyelim. Boğaziçi'nde direniş yapan öğrencilerimizi buradan selamlıyoruz. Boğaziçi'ne destek veren herkesin de dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Şimdi burada değerli arkadaşlar, pandeminin, koronanın en çok etkilediği, en çok mağdur olan insanlarla beraberiz. Onlar kim? Restoran, lokanta, bar, kafe, yeme içme sektöründe iş yapan arkadaşlarımız. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de 200 bin civarında restoran, lokanta ve kafeterya işletmesi, 2716 bar, 2016 birhane işletmesi, 8760 müzikol ve eğlenceli lokanta, 6021 dernek lokali, 130 bin civarında kahve, kıraathane ve çay ocağı işletmesi, kısaca sayıları 350 bini bulan ve çalışanlarıyla birlikte 2,5 milyonu bulan bir kesimle birlikteyiz. Bu kesim maalesef Türkiye'de ölüme terk edilmiş durumda. Tüm dünyada aşılama çalışması ilerlerken, normalleşme için adım atılırken, Türkiye'de maalesef ne doğru düz aşılama ne de doğru düz bir tedbir, bu işleri aşmaya yönelik bir hamle var. Anayasanın 173. maddesinde devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbir alır yazıyor. Ama koskoca Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yılda 5 milyar civarında esnafa destek verildi. Tüm dünyada devlet milli gelirinin %5'i ile %10'u arasındaki parayı esnafına veriyor. Tekrar söyleyeyim, dünyada bütün ülkeler milli gelirin %5'i ile %10'unu esnafına veriyor. Ancak Türkiye'de her şeyle övünen, pandemiyi iyi yönettik, esnafa destek verdik diyen asrın lideri esnafımıza 10.035 destek veriyor. %1 bile değil. Faiz lobisine 179 milyar, yani milli gelirin %8'ini verenler esnafımıza 1.035'i layık görüyorlar. Değerli arkadaşlar, halk sağlığı yönetim yapılmadığı gibi salgın ekonomik yönetimi de yapılmıyor. Bakın, sosyal devlet unutuldu. Ekonomik tedbirler alınmadı. AKP politikaları sonucunda sadece esnaf ve sanatkar Sicil Gazetesi'nde 100 bin esnafımız kepenk kapattı. Değerli arkadaşlar, sakın bu rakam sizi yanıltmasın. TOBA, yani esnaf odalarına değil, TOBA üye olan esnaflarımızın da 100 bine yakınını kepenk kapattı. Dolayısıyla bir yılda kepenk kapatan esnaf sayımız 200 bin civarında. Yani günlük ortalama 550 esnafımız, işletmecimiz kepenk kapatmakta, dükkanını kapatmaktadır. Bunu da bütün Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bakın, bu virüs Ahlat'ta bulaşmadı ama 26 Ağustos'ta Dumlupınar'da bulaştı. Bu virüs değerli arkadaşlar Giresun'da, Mitik'te bulaşmadı ama Anıtkabir'deki törenlerde bulaştı. AKP'nin kongrelerinde on binlerce insan toplandı. Sosyal mesafe olmadan birlikte oldu. Bulaşmadı. Sarayda, fasıllar ve eğlencelerde bulaşmadı. Nerede bulaştı değerli arkadaşlar? Restoranlarda bulaştı, kafelerde bulaştı. Değerli arkadaşlar, bakın sizinle
birkaç resmi fotoğrafı paylaşmak istiyorum. Bu fotoğraflar sorumsuzluğun, ciddiyetsizliğin fotoğraflarıdır. Bu fotoğraflar sadece burada bulunanlar değil, bütün Türkiye'yi riske atmaktadır. Bunu yapan kim? Bunu yapan ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan. Değerli arkadaşlar, bakın şu resimlere bakın, bu daha dün, affedersiniz, bir gün önce 1 Şubat'ta çekilen Bursa Kongresi'nin fotoğrafı, Antalya Kongresi'nin fotoğrafı. Bakın burada bakanlar, AKP'nin genel başkan yardımcıları var. Bakın şu sorumsuzluğu bütün Türkiye görsün. Bu insanların canıyla oynamaktır. Bu insanlara şimdiye kadar sağlık çalışanlarının fedakarlığını yok etmektir. Bunu yapanları da kınıyoruz değerli arkadaşlar. Yine bir resim var, onu da unutmayalım. Bu da Adana'da çekilen fotoğraf. Adana'da çekilen fotoğraf arkadaşlar. Bu da sorumsuzluğun resmidir. Bu sorumsuzluğun başında kim var? Antalya'da bakan var, genel başkan yardımcıları var. Türkiye'de ise bu sorumsuzluğun başında Recep Tayyip Erdoğan var. Ne diyor? On binlerce insan bir araya gelmiş, teşekkür ediyorum diyor. Değerli arkadaşlar, bakın lokantacı esnafımız, kafe esnafımız can çekişiyor. Kimisi öldü, kimisi can vermek üzere. Şimdi bunlar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 21 Mart'ta kapatıldı. Sonra 1 Haziran'da kurallar getirildi ve tekrar açıldı. Sonra salgın yayıldı, lokantalar yine virüs yayılmasın diye baş sorumlu olarak gösterildi, tekrar kapatıldı. 20 Kasım Cuma'dan itibaren lokantalar tümüyle kapatıldı. 200 bin restoran, lokanta, kafeterya işletmesi bozuk şartel gibi aç kapa diyerek yönetildi. Yüz binlerce esnafımız ne olacağını bilmeden idare etti. Değerli arkadaşlar, lokanta esnafımızın şimdi iş yeri kapalı. Varsa paket servisi yapıyorlar, yoksa ancak paket servisiyle geçinmek zorunda. Birçok esnafımız da paket servisi yapamıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde değerli arkadaşlar, esnaf ne diyor salgını yöneten lider? Esnaf biraz bekleyecek diyor. Pazartesi günü 2 milyon 200 bin umutla beklediği yerde Erdoğan basın toplantısı yaptı. Esnaf müjde beklerken ne müjde verdi ne de esnafın derdine çare oldu. Ne dedi 2 Şubat'ta yaptığı basın toplantısında? Yaklaşık 11 aydır sabırla ve metanetle bekleyen esnaf bir müddet daha bekleyecek dedi. Esnaf sabır ve metanetle beklemiyor. Esnaf sizden bir şey beklemiyor. Esnaf artık sadece tedbir alınarak koronanın bitmesini bekliyor. Esnaf senin kongrelerde yaymış olduğun virüsün son bulmasını istiyor. Değerli arkadaşlar, bakın bir restoran, bir işletme, bir kafe sadece bir kafe değildir. Sadece bir restoran değildir. Niye? Bakın o restoranda çalışan valesi, garsonu, komisi, aşçısı gibi birçok insanı barındırıyor. Yine bu restoranlar sadece kendi yanında çalışanları değil, bir de tedarik zincirindeki birçok insanın geçimini sağlıyor. Sokakta badem satan, çiçek satan, meze yapan insanları da direkt ilgileniyor. Yani bu sektörde ekmek yiyen sayısı, sadece direkt etkileyen insan sayısı toplam 2,5 milyon. Çalışanıyla, esnafıyla 2,5 milyon insan yok edilmekte, görmezden gelinmektedir. Adeta hükümet bu esnafımızı düşman gibi görmektedir değerli arkadaşlar. Şimdi bakın, 325 gündür işsiz ve gelirleri yok. 325 günden beri bir kuruş kazanmıyor bir esnaf. Değerli arkadaşlar, HES kodu ile toplu taşıma araçlarına biniliyor. Kapalı yerlere giriliyorsa, siyasi parti kongreleri yapılıyorsa, kafeye, bara da, lokantaya da gidilebilir HES koduyla. Mekanlar hijyen tedbirleri alınması şartıyla HES koduyla açılabilir. Değerli arkadaşlar, saray iktidarı esnafa müjde olarak vere %3'lük bir paket açıkladı. Diyorlar ki 2019 cirosundan %50 veya daha fazla kayıp yaşayan esnaflara cirosunun %3'ü kadar destek vereceğiz. Adeta bir sadaka. Adeta komedi. Bu miktarda 2000 ile 40 bin arası değişiyor. Ama buradan iddiayla söylüyorum,
bu 2000 liradan fazla değil. Sadece 2000 lirayı layık görüyor. Peki zaman zaman beğenmediğiniz ülkeler ne yapıyor? Bizden daha yoksul olan Bulgaristan değerli arkadaşlar küçük işletmelere aylık 1500'de 5000 euro para veriyor. Çekya devlet sektör, Çekya sektör ayrım yapmaksızın kira ödemelerinin yarısını devlet karşılıyor ve sanat emekçilerine 2200 euro veriyor. Fransa aynı şekilde, Almanya aynı şekilde, Almanya Danimarka esnafın kaybının %90'ını veriyor. Değerli arkadaşlar, Avrupa %90, %75 ek paketler açıklıyor. Türkiye sadece %3'te yetiniyor. Bakın, esnaflar 11 aydır kapalı. Şimdi esnaftan 20'ye yakın vergi alınıyor. Burada bulunan bütün arkadaşlarımıza, bütün arkadaşlarımız aylık en az 1055 TL Bağkur primi ödüyor. Geçen aylarda devletle vereceğim dedi, 1000 TL. 1000 TL Bağkur primini bile ödemiyor. Bu sadaka bile değil değerli arkadaşlar. Her gün zamlanan doğalgaz var, elektrik var, bir sürü vergi var. Bunlar da alınmaya devam ediyor. Peki saray ne tartışıyor, ne yapıyor? Değerli arkadaşlar, meyhaneye meyhane denilmeyecekmiş. Bakın konu o, sorun o, Türkiye'de koronanın sorunu o, her gün ölenlerin sorunu o. Meyhaneye meyhane denilmezse bunların hepsinden kurtulacağız. Bizans yıkılırken meleklerin cinsiyeti tartışılıyordu. Ekonominin bel kemiği esnaflarımız yıkılırken de mekanlara verilen isimler tartışılıyor. Değerli arkadaşlar, kimin ne içtiği umurumuzda değil. Ama kimin ne yediği ya da yemediği umurumuzda. Cumhurbaşkanı yardımcısı bütün konuyu sorunu bırakmış. Türkiye'de meyhanenin meyhane olup olmayacağını tartışıyor. Ona da buradan Allah sana akıl fikir versin diyoruz. Senin gibi adamdan devlet yöneticisi olmaz diyoruz. Değerli arkadaşlar, bir de ne dedi, bir müjde daha verildi. Dedi ki bankalara faizli kredi verdiğimiz esnafın taksit borcunu faizli olarak erteleyeceğiz. Bir kuruş siftah etmemiş esnaf bu parayı nereden alacak, bir. Ayrıca bir de yapılandırma çıkardı, yapılandırma. Esnafın dükkanı bir yıldan beri kapalı. Yarın ne olacağı belli değil, yapılandırma çıkarıyorsun. Bu da olsa olsa esnafın esnafla alay etmekte değerli arkadaşlar. Şimdi ben sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Ara vermek istiyorum. Şimdi sorunu direkt yaşayan, daha önce o tezgahlar sayesinde evine ekmek götüren ama pandemi nedeniyle evine ekmek götürülmeyen ve hükümetin, iktidarın görmediği kesimin temsilcilerini sizlere baş başa bırakmak istiyorum. Gel. Sana zaman kendini de tanıt. Merhabalar. Mehmet Öz benim adım. Bilim Sanat Yayınları'nın sahibiyim. Bilim Sanat Kafe'nin sahibiyim. Biraz daha ses yüksek. Bunu çıkarayım mı acaba? Çıkar. Evet. Basın mensubu arkadaşlar, katılımınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük sorunumuz sesimizi duyuramamak. Bugün buraya gelen arkadaşlarımız ya da gelemeyen birçok arkadaşımız, on binlerce insan yıllardır emeğiyle elde ettiği birikimlerini bugün birer birer kaybediyor. Ne yazık ki bu kayıp karşısında devleti yönetenler biraz sanırım eğleniyorlar. Şaka yapıyorlar çünkü katkı olarak sundukları rakamlara baktığımızda görüyoruz ki ya aynı ülkede yaşamıyoruz ya da aynı zaman diliminde değiliz. Bizim her şeyden önce istediğimiz bir diyalogdur. Sürekli olan bir diyalogdur. Bugün ülkeyi yönetenler bu diyalogdan uzaktır. Bu diyalog olmadığı sürece de bizleri anlamaları, sorunlarımızı kavramaları ve çözüm üretmeleri ne yazık ki mümkün değildir. Bugün gelişmiş Avrupa ülkelerinde insanlar severek, isteyerek vergilerini ödüyorlar. Neden diye sorduğunuzda, çünkü biliyorlar ki iyi zamanlarında ödedikleri bu vergiler zor anlarında onların sigortası olarak geri dönecektir. Ama bizde öyle mi? Bizde asla öyle değil. Kazanırken size ortak olan devlet, kaybettiğinizde sizi yalnız bırakmakta, kimi sektörleri dışlamakta ve bu dönemi bir anlamıyla da
başka amaçlara doğru dönüştürmektedir. Bugün ülkemiz ne yazık ki bir esnaf zihniyetiyle yönetilmektedir. Bu esnafı küçümsemek anlamında dile getirilmedi. Söylemek istediğim kötü bir esnaf şeklinde yönetilmektedir. Ve bu yönetim anlayışıyla o esnafın da iflas etmesi kaçınılmazdır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bir başka işletmecimiz Murat Bey'i davet ediyorum. Buyurun Murat Bey. Hepinize merhabalar. Biraz yüksek sesle konuşalım. Ben maalesef tamamen unutulmuş bir sektörü temsil ediyorum. Ruhsatında bar yazdığı için açılamayan bir iş yeriyim maalesef. Geçtiğimiz Mart ayından beridir. Bar olduğumuz halde, ruhsatta böyle yazdığı halde bir restoranın yapabildiği bütün yetkilere de sahibiz. Yani biz aslında E sınıfı bir ehliyetimiz varken otomobilimizle giderken polis çeviriyor, ehliyet ruhsat diyor, B sınıfı ehliyet istiyor bizden. Ya arkadaş E var işte. Hayır açamazsın diyorlar. Hayır olmaz diyorlar. Bize kredi veriyorlar. Verilen kredinin adı işe devam kredisi. Kamu bankaları aracılığıyla verilen kredi işe devam kredisi. Özel bankalar aracılığıyla verilen kredinin adı nefes kredisi. Ama işletme kapalı. İşletme kapalı. Yani biz maalesef herkesin unuttuğu bir kesim olarak, özellikle iktidarın, bizi yönetenlerin unuttuğu bir kesim olarak bu adaletsizliğe son verilmesini ve işyerlerimizin kontrollü bir şekilde açılmasını istiyoruz. Ben sözü başka arkadaşlarıma da bırakayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bir kadın arkadaşımız. Buyurun. Kendinizi tanıtın. Sevgili arkadaşlar, merhaba. Ben şimdi gururla söyleyeceğim Veli Bey'in sözünden sonra. Ben Kızılay'da bir meyhane işletmecisiyim. Bunu gururla söylüyorum. Bir kez daha gurur duydum. Biz şimdi yaklaşık olarak ailelerimizle beraber 2,5 milyon insanız. Burada az görünüyor olabiliriz ama şunun hesaba katılmasını istiyorum ben. Evlerimize, faturalarımıza kesme ihbarları geldiği zaman görmezden gelebiliriz. Başımızın çaresine bakarız ama hepimiz insanız ve ev sahiplerimizle organik bağlarımız var. Telefon edip kiramı yatır dedikleri zaman ar ediyoruz. Şimdi bu mitinglerde bulaşmayan virüs bulaşıyor ya bizim işletmelerimizde. O virüs gidiyor, kuaförlerde de bulaşmıyor. Otellerin, restoranlarında, barlarında, kayak merkezlerinde bulaşmıyor. Kızılay'da gündüz yaklaşık 500 bin insan gezerken bulaşmıyor zinhar. Ama akşam nüfus 4000'e iniyor, herkes korona oluyor. Hele ki ruhsatınızda 04 ruhsatı bir saatte varsa kesinlikle ölüyorsunuz. Bazen 8'den sonra öldürücü oluyor, bazen 10'dan sonra, bazen 12'den sonra 4'e kadar ölüyor. Sakın ha, kimse sokağa çıkmasın. Sevgili arkadaşlarım, bu sorun sadece bizlerin sorunu değil. Her birinizin yakınında bu meslekleri icra eden bir sürü insan var. Farkındasınız değilsiniz. Size gösteriyorlar ya da göstermiyorlar. Söylüyorlar ya da söylemiyorlar. Fark etmez. Hepimizin içinde kanayan bir yara var. Biz de istiyoruz her zamanki standartlarımızda yaşamayı. Böyle villalarda mı geziyorduk? Lüks otellerde mi yaşıyorduk? Hayır. Bizler yaşamlarımızı sürdürmeye çalışan insanlardık. Yeniden bunun olmasını önemle rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tekrar söylemek istiyorum ama bir de alkış alırsam buraya çok sevineceğim. Meyhane işletiyorum. Evet. Bir başkanım Dilek. Dilek Işık, sentez. Dilek Işık. Başkanım. Evet, şimdi bir başka arkadaşımız bir hikayesini anlatacak. Buyurun. İyi günler. Bir de ses ve kendini tanıt. Ben İlhan Demirbaş. Bir meyhane sahibiyim. Restorantım var. 16 Mart 2020 günü dükkanımızı kapattılar polisler tarafından pandemi bahanesiyle. O gündür bugüne bir tek lira devletten bağış yardım görmedik. Yani verildi gibi bir şey ben daha duymadım. Ben geçen ay evimi sattım firmalara borcumu ödemek için. Yani ev sattım ki borcumu ödeyeyim diye. Şu anda hiçbir şeyim kalmadı. Sadece açılmayan bir tane dükkanım var. Başka bir şey söylemiyorum. Evet, buyurun. Bir lokantacı arkadaşımız konuşacak. Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bak şu başkentin haline. Kirsiz, pasaksız yeri yok.
İnsanlar aç ölüyor da hiç kimsenin haberi yok. Böyle bir dörtlük şiirle başlamak istedim. Ben lokanta işletmecisiyim, restoran işletmecisiyim. Müzikli bir restoran. Yaklaşık bir yıldır solistimizden müzisyenimize, aşçımızdan garsonumuza, valemize ve onca çalışanımıza ciddi anlamda daralma, ciddi anlamda işsizlik ve insanlar şu anda nefes alamamaktalar. Bunun için bir an önce işletmelerin açılması, bir hafta öncesine kadar kayak merkezlerindeki otellerin tıklım tıklım dolu olduğundan bahsedilirken bizler maalesef iş yerlerimiz kilitli, insanlar evine ekmek götürememekteydi. Bu eşitsizliğin, adaletsizliğin bir an önce son bulmasını ve insanların işine kavuşmasını diliyoruz. Teşekkürler. Başka arkadaş konuşsun. Değerli basın mensupları, ben kıraathaneciyim, kahveciyim, ocakbaşıyım, çaycıyım. Bizim de sorunlarımız 11 aydır kapalıyız. Devamlı bu, her tarafta çay içiliyor, sosyal mesafe var. Biz temizliğimizi yapıyoruz, yerimizi kuralladık. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi, kıraathaneleri, kahveleri açıyoruz dedi. Sabahtan sevinerek kıraathaneme gittim. Saat 7.30'da çayımı, ocağımı açtım, demledim. Saat 10-11 arası zabıta, polis, sağlık memuru geldiler, kameraman, resimlerini çektiler mekanımızın. Dükkan bomboş. Neyse, sosyal mesafe falan, masalarımız 25 tane masa var zaten. O dolacağından değil de yani, iş yapacağımızdan değil. Sonra duydum ki oyunlar yasak. Kağıt oyunu yasak, tavla oyunu yasak, her şey yasak. Bizim açmamızın bir anlamı yok. Boyamızı yaptık, temizliğimizi yaptık, her şeyimizi yaptık. Hijyenik maddeler aldık, ateş ölçer aldık, karton bardak aldık. Zaten sanayi tipi bardak yıkama makinelerimiz var bizim 100 derecede. Çayımızı demliyoruz, bardaklarımızı yıkıyoruz, hijyeniz. Zaten herkes evinde çayını içiyor. Herkes bardak içiyor ama onlara sosyal mesafe yok. Kıraathanecilere, kahvecilere geldi miydi? 11 aydır derdimizi dinleyen yok. Siz neyle geçiniyorsunuz diyen yok. Seçim olsa direkt kahvelerde, oy toplamaya direkt kahvelere gelirler. Evlere gitmezler Sayın Cumhurbaşkanım. Kahvelere gelirler. Milletvekili adayı da, belediye başkanı adayı da, ilen cümel adayı da, aday numarasını verir, zarflarını verirler, çöpe doldururuz, giderler ertesi gün bir daha. Seçim bitene kadar siyaset bitmez kahvede. Ama biz bittik kahveciler olarak. Daha dayanacak bir gücümüz kalmadı. Artık istemiyorum ya, ben 1 milyar sadaka istemiyorum. Dükkanımı açayım, evden çıkayım. Yeter ki çağımı çocuğumu akşam sağlığımca ekmeğimi kazanayım, götüreyim. Yani kapalı, çiçeklerim kurudu dükkanda ya. Açamıyoruz. Bize de bir imkan versin. Bilim kurumunun bize, kahvecilere bir gıcıklığı mı var? Veya bilim kurumundan biri geldi de kahvede daha bilgili, bilimli bir insan mı gördü? Gıcıklığı var. Sayın Cumhurbaşkanım, biz de açarız. 20 masa varsa 4 masaya 20-200 tane çay satarız. 50 tane çay satarız. Evimize yorulduk deriz. Güzelce dik gideriz. Yani aç, kapa diyerek şey, sorunlarımız bunlar değil yani. Ama bize bir öncelik tanısınlar. 11 aydır full kapalıyız ya. Virüs kahveden mi çıktı? Yani kıraathanelerden mi çıktı? Kafelerden mi çıktı? Herkes çay içiyor. İçecek grubu Nescafe içiyor. Ağız ağıza geliyorlar. Bir asansöre 4 kişi biliyorlar. Bir otobüste tıklım tıklım, tramvay tıklım tıklım. Kahveye geliyorsunuz, yokluyorsunuz zaten. Kahveleri denetliyorsunuz. Cezamız varsa kesersiniz. Ama açın, biz ekmeğimizi paramızdan kazanalım. Ha. Çayımızı satalım Sayın Cumhurbaşkanım. Yeter artık, buramıza tak etti ya. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi son olarak ismin neydi? Hakan Aydoğan. Hakan Aydoğan. Şimdi değerli arkadaşlar, lokantacıların sorunlarını dile getirmek üzere, lokanta ve kafecilerin sorunlarını dile getirmek üzere bir arkadaşımızı çağırıyor. Buyurun. Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben burada bünyemizde kafe, bar, lokanta, içkili içkisiz lokanta, meyhane ve benzeri işletmeleri onlarca işletmesi olan Çankaya İşletmeciler Derneği'nin temsilen buradayım. Öncelikle hepimize teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Şimdi biliyorsunuz HES koduyla bugün mitinglere düzenleyebiliyorsunuz. AVM'lere girebiliyorsunuz, otobüslere girebiliyorsunuz. Kapalı alanların hepsinde rahatlıkla girip çıkabiliyorsunuz. Fakat bugün yeme içme mekanlarının hiçbirine ne yazık ki HES koduyla giriş sağlanamıyor. Şimdi HES kodunun
bu tip yerlere girmesi için yeterli olan bir noktada bizim gibi yeme içme mekanlarına neden girilemediğinin bilimsel hiçbir dayanağı olmadığı ortada. Yaşadığımız en büyük problem aslında adil olmayan bir muamele ile karşı karşıya olmamız ve ikinci en büyük problemimiz de belirsizlik. Hiçbirimiz dükkanlarımızın ne zaman açılacağını ya da ne zamana kadar açılmayacağını bilmiyoruz. Ve bu belirsizlik ne yazık ki bizi son derece büyük bir umutsuzluğa sevk ediyor. Var olan işsizliğin de temel nedeni KÇÖ dağılsanız, nakit ücret desteği dağılsanız gün ve gün daha da büyüyerek devam ediyor. Bahsetmek istediğimiz en büyük temel sorunumuz bu. Ayrıca yine ülkemizde 11 aydır kapalı olan 0-4 ruhsatlı bar, eğlence mekanı, pavyon ya da gazino diye tanımlanan yerler var. Arkadaşlar bu işletmelerin birçoğunun temel sorunu saattir. Bunu ısrarla belirtmek istiyoruz. Yani birçok içkili ya da içkisiz işletme saat 1'de dükkanını kapatırken dükkanınızı saat 4'te kapatmak isterseniz ülkede alabileceğiniz tek ruhsat tipi 0-4 saat ruhsatlı bar ruhsatıdır. Bu bar ruhsatını almadan işletmenizi açamazsınız. Bir restoran gibi hizmet vermenize rağmen saat 1.30'da kapatmak istediğinizde kolluk kuvvetleri tarafından herhangi bir sıkıntı yaşamamak için 4 ruhsatı aldığınızda bugün dükkanınızı açamıyorsunuz. Bu arkadaşların 11 aydır yaşadığı aşırı adil olmayan yöntemi burada anlatmak istiyorum ve bunun acilen bilimsel ve mantıklı bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Daha fazla bir şey anlatmama gerek yok. Sayın Veli Ağbaba her şeyden bahsetti. Bugün ülkenin yeme içme mekanları içkili ya da içkisiz fark etmeksizin aynı sorunu yaşamakta ve bir an önce bununla ilgili bir cevap isteğimiz var. Teşekkür ederim. Herkese sağ olun. Pardon çok özür dilerim. İsmim Gürkan Ayvaz. Çankaya İşletmeciler Derneği Genel Sekreteriyim. Gürkan Ayvaz'a teşekkür ederiz. Şimdi son olarak bir kadın işletmecimizi çağırmak istiyorum. Sevgili Başak Hanım. Buyurun Başak Hanım. Maskeyi çıkarabilirsin Başak Hanım. Teşekkür ederim. Bir konuşma hazırlamıştım. İzninizle okumak istiyorum. Devletin asli görevi olan korumacılık konusunda biz restorancılar olarak kırgınlıklarımız ve serzenişlerimiz var. Bir, spor salonları açık, kuaförler açık, otel restoranları açık, AVM'ler açık. Biz neden kapalıyız? HES kodu AVM'lerde korona bulaştırma riskini ortadan kaldırıyorsa, restoranlarda neden bu uygulamaya gidilmiyor? 3, Sayın Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı restoranlara destek sözünde neden sadece esnaf sanatkarlara bağlı esnaf yararlanıyor da ticaret odalarına bağlı olan esnaf yararlanamıyor? Devletimizden üvey evlat uygulamasını kaldırmasını talep ediyoruz. 4. Yüz yüze eğitim takvime bağlanmışken, Türk Hava Yolları uçuşlarında koltuk atlama olmadan oturulmaya izin verilirken biz neden masa ara mesafelerini ayarlayıp da müşteri oturtamıyoruz? 5. Bu sektörün batması demek. Milyonlarca çalışan aşçının, aşçı yardımcısının, garsonun, yamağın işsiz kalması anlamına geliyor. Biz batarsak istihdam edemediğimiz elemanlarımızı devlet mi istihdam edecek? Öyle bir şey yok. Bu hangi vicdana sığıyor? 6. Sadece bizim sektörümüz etkilenmiyor. Ekonomi dediğimiz kavram görünmez damarlarla birbirine etkiler. Biz iş yapamayınca et tedarikçileri, sebze meyve tedarikçileri, tavuk tedarikçileri, hububat tedarikçisi saymakla bitmez. Onlar da batma noktasına geliyor. Gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. Arkadaşlar sözlerimize son verirken bir kez daha buradan söylemek istiyoruz. Lokanta, pastane, nargile salonları gibi esnaf bir kısmı ölmüş durumda, bir kısmı da maalesef ölümü bekliyor. Hükümetin tekrar tedbir almasını buradan çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, her şeye zam gelmiş. Doğalgaza zam geliyor, elektriğe zam geliyor. Maalesef her yıl tefecilere 179 milyar ödeniyor. Ama esnafa bir şey yok. Esnafa ne var? Esnaf ağır ceza verilme tehdidiyle karşı karşıya. Sanki fahiş zamları sorumlusu esnafmış gibi açıklama yapıyor. Fahiş zamların sorumlusu sensin, senin yıllardan beri uygulamış olduğun politikalar.
Değerli arkadaşlar, restoranlar kapalı, kahvehaneler kapalı, lokantalar kapalı, kafeler kapalı. Maalesef kendileri salonları tıklım tıklım dolduruyorlar ve esnafın aç kalmasını sağlıyorlar. Şimdi ben buradan kısaca çözüm önerilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Esnaflara hacizler durdurulsun, stopaj kaldırılsın, esnafın birikmiş vergi borçları, SGK borçları faizsiz dondurulsun ve ertelensin. Esnafın sadece %50 ve fazlası ciro kaybına %3 destekleme değil, kademeli gelir kaybına göre destek verilsin. Doğrudan gelir desteği mutlaka verilsin. Bağkur borcu olan esnafların borçları pandemi sonrasına ertelensin. Sağlıktan yararlanmaları sağlansın. Esnafın kamu bankalarına olan borçları faizsiz olarak erteleme yapılsın. Esnafın özel bankalara olan borçları yapılandırılsın. Faizleri silinsin. Esnafa sicil affı çıkarılsın. Hala kapalı olan lokantalara tedbir uygulanarak HES kodlarıyla açılması sağlansın. Devlet bankalarına post cihazlardan komisyon almasın. Kamu bankaları tarafından esnafa uzun vadeli düşük faizsiz kredi verilsin. Esnafın dükkanda kullandığı doğalgaz, elektrik ve su bedellerinde hiç olmazsa vergi alınmasın, indirim yapılsın. Esnafın kendisine ve iş yeri üzerine kayıtlı araçların akaryakıt bedellerinden ÖTV alınmasın. Esnafımızın sesinin duyulmasını bekliyoruz. Esnaf çökerse Türkiye çöker. Başta lokantacılarımız olmak üzere bütün esnafımıza hükümetin görmesini istiyoruz. Tekrar buradan çağrı yapıyoruz. Gelsinler meclise, esnafımızın faizlerinin ertelenmesi, borçlarının ertelenmesi, faizlerin silinmesi için kanun teklifi versinler. Yarım saatte çıkarılması için her türlü desteği vereceğimizi söylüyorum. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Soracağınız sorular varsa cevaplandırabiliriz. Var mı soru arkadaşlar? Yok, peki. Çok teşekkürler basın mensuplarına da. İnşallah en güzel kısa dönemde güzel günlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Size teşekkür ederiz. Hepinize geçmiş olsun. Biz teşekkür ederiz. Hallettim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Mikrofonu alabilir miyim? Efendim yanında böyle borç kağıdı...